Yeni bir konuyla canlarım karşınızdayım. Yeni konumuz Edat. Edat anlatıyorum. Edat'ın bir diğer adı İlgeç. Neden ilginç? İlginç. Neden ilginç demişler sevgili arkadaşlar? Birçoğunun, bak burayı iyi dinle. Birçoğunun tek başına anlamı yok. Bu laftan neyi çıkartman lazım? Demek ki tek başına anlamı olanlar da oluyor. Tamam mı? Birçoğunun tek başına anlamı yok. Cümlede kullanıldıklarında bir anlam ilgisi oluşturuyorlar. Anlam ilgisi oluşturduğu için hani bir nevi ilgi aracı gibi düşün. Tamam mı? İlgi aracı. Ne ilgisi kuruyor? Bir anlam ilgisi kuruyor. Bir anlam ilgisi kurduğu için adına ne diyoruz? İlgeç. Yani edat diyoruz. Tamam mı kuzum? Hemen başlıyorum. En önemlilerle başlıyorum. Yine mottomuz. Motto ne hocam ya? Motto ne? Slogan. Yine sloganımız ne? Soru kaçırmak yok. Tamam mı kuzum? Soru kaçırmak yok. Bir. İle ile başlıyorum. İle. İle bu başındaki i'yi düşürüp lela diye karşına çıkabilir. İlenin iyisi düştüğünde araya kaynaştırma da gelebiliyor. Mesela ailesiyle. Ailesiyle. Yani ailesi iledir aslında. İlenin iyisi düştü. Y de kaynaştırma olarak geldi. Sevgili arkadaşlar, ÖSYM bunu ünlü düşmesi olarak sayıyor. Haberiniz olsun. Tamam mı? Ünlü düşmesi olacak. Şimdi ile en çok sorulanlardan birisidir. Neden çok sorulur? Çünkü ile edat da olabiliyor, bağlaç da olabiliyor. Dolayısıyla ÖSYM ne yapar? Bilenle bilmeyeni ayırmak ister. Acaba bu çocuk bağlaçla edatı karıştırıyor mu, karıştırmıyor mu diye merak eder ve bunu arar. İleyi gördüğünüz yere, bak kuzum çok basit. İleyi gördüğün yere ya da Leyla'yı gördüğün yere V getirebiliyorsan bağlaçtır. Çünkü V nedir kuzum? V bağlaçtır. İleyi gördüğün yere ve getiremiyorsam edattır. Peki hocam sen bize dedin ki cümlede anlam ilgisi oluşturuyor dedin. Şu edat olduğunda, ile edat olduğunda hani cümleye ne gibi anlamlar katıyor? Hemen söyleyeyim. Araç anlamı katabilir. Araç anlamı katabilir. Tahtayı silgiyle temizliyorum. Bak, temizleme aracım ne? Silgi. Ya da notlarımı bilgisayarla hazırlıyorum. Yani bilgisayar aracım ne? Bilgisayar. Notlarımı bilgisayarla hazırlıyorum. Notlarımı bilgisayar ve hazırlıyorum. Olmuyor. Olmuyorsa edat. Ne anlamı kattı? Araç anlamı kattı. Birlikte anlamı katabilir. Birlikte. Arkadaşlarıyla yemeğe çıktı. Arkadaşları ve yemeğe çıktı. Olmuyor. Olmuyorsa edattır. Ne anlamı katmıştır? Birlikte anlamı katmıştır. Arkadaşlarıyla birlikte yani. Peki başka ne anlamı katabilir? Bir de durum anlamı katabilir. Hani durum zarfında nasıl sorusunu soruyorduk ya. Kardeşine hasretle sarıldı. Kardeşine hasret ve sarıldı olmuyor. Olmuyorsa edat. Cümleye ne anlamı katmıştır dersem durum anlamı katmış diyeceksiniz. Tamam mı? Nazlı güvenle barıştı. Nazlı güvenle barıştı. Nazlı güvenle barıştı olmuyor. O zaman Nazlı güvenle yazalım. Hadi kalıcı olsun. Nazlı güvenle barıştı. Buradaki ileyi gördüğünüz yere V getirebiliyor musunuz? Getiremiyorsunuz. Nazlı güvenle barıştı olmuyor. Olmuyorsa buradaki L ne? Bu edat mı? Evet. Peki Nazlı ile Güven barıştı desek? Nazlı ile Güven barıştı desek? Nazlı ve Güven barıştı oluyor değil mi? Oluyor. O zaman buradaki ne? Buradaki bağlaç. Peki burada ünü düşmesi var mı? Var. Peki ünü düştü. Kaynaştırma da geldi. Onu da bir ses olayı olarak sayacak mıyız? Sayacağız. Unutma. Onu da ses olayı olarak sayacağız. Hazır güvenle barış demişken aklıma bir şey geldi. Yine söylemesem böyle olmaz. Sevgili arkadaşlar, bir kelimeyi hem isim kökü
hem fiil kökü olarak kullanıp anlamları da birbiriyle alakalı olduğunda biz bunlara kökteş diyoruz. Kökteş. Bir diğer adı ortak kök. Bir diğer adı ikili kök. Bir diğer adı ikiz kök. Bakın, güven. Özel isim olmaz. Özel ismi kastetmiyorum. Sadece güven kelimesini görünce aklıma geldiği için söylüyorum. Sevgili arkadaşlar, özel isimler sesteş de olmazlar, kökteş de olmazlar. Bunu bir kere düşünmeyin, tamam mı? Şimdi güven kelimesi normalde özel isim olmadığında isim olarak da kullanabilirsiniz, fiil olarak da kullanabilirsiniz. Aramızdaki en önemli sorun güven. Şimdi aramızdaki en önemli sorun güven dediğinde buradaki güven isimdir. Yani isim köktür. Bana her zaman her konuda güven. Ha, bu ise güvenmek yani fiildir. Birini isim birini fiil olarak kullandım. Cümleyi okumadan bunun ayrımına varamazdım. Peki anlamları da birbiriyle alakalı mı? Evet. O zaman buna ne diyeceksin? Ortak kök, ikili kök, ikiz kök diyeceksin, kökteş diyeceksin, sakın unutma. Barış da öyle. Özel isim olan Barış'ı kastetmiyorum. O hiçbir şey olmuyor zaten. Ülkeler arasındaki en büyük problem barış. Buradaki barış nedir? İsimdir. Sen de bir an evvel arkadaşınla barış. Ha, o nedir? Barışmak, fiildir. Biri barış, biri barışmak. Biri isim, biri fiil. Anlamları birbiriyle alakalı mı? Evet. Ne diyormuşsun buna? Kökteş. Ortak kök, ikili kök, ikiz kök. Peki, ileyi anladık mı? Anladık. İleyi gördüğümüz yere V gelebiliyorsa bağlaç, gelemiyorsa edat diyeceğiz. Bu arada yine bir şey daha söyleyeyim. 2 sene önce sınavda soruldu. Özel isim şeylerde, eser adlarında ve başlıklarda kelimelerin sadece ilk harfleri büyükse aradaki edatlar, bağlaçlar küçük yazılır. Yani Leyla ile Mecnun'u, Leyla ile Mecnun'u işte böyle yazman gerekiyor. Sadece baş harfler büyük yazıldıysa aradaki edat, bağlaç nasıl yazılır? Küçük yazılır. Tamam, buna dikkat edin. Ha, hepsini, bütün harfleri büyük yazsaydım o zaman şu şekilde Leyla ile Mecnun yazabilirdim. Tamam mı? Doğru. Ya yukarıdaki ya aşağıdaki gibi olacak. Evet, ile tamamdır arkadaşlar. İle ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi gelelim. En önemli ikinci bilgime. Edatlarla alakalı en önemli ikinci bilgime. Canım benim, gibi kelimesi, gibi. Gibi, tek başına bir anlamı var mı? Yok. O zaman gibi için ne diyeceksin? Daima edat diyeceksin. İki. Gibi, daima edattır. Tamam, çok güzel. Edatlar, unutmayın sakın, bir yere not edin. Edatlar tek başına yüklem olmaz. Edatlar tek başına yüklem olmaz. Seni daha önceden görmüş gibiyim, gibiyim yüklem diyemez. Tamam mı? Edat tek başına yüklem olmaz. Görmüş gibiyim yüklem diyeceksin, unutma sakın. Gibi edatı, edatlar yanındaki isimlerle öbekleşip sıfat, zarf görevinde kullanılabilirler. Melek gibi çocuk. Çocuk isim, nasıl çocuk kuzum? Melek gibi. Gibi edattır. Tamam. Önündeki isimle öbekleşti mi? Evet. Şu an önündeki isimle öbekleşip sıfat göreviyle kullanıldı mı? Evet. Peki bana bunu nasıl sorar? Sana bunu şöyle sorar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir edat önündeki isimle öbekleşip sıfat göreviyle kullanılmıştır? Arı gibi çalışıyorum. Arı gibi çalışıyorum. Çalışmak fiil mi kuzum? Evet. Fiile nasıl sorusunu soralım. Nasıl çalışıyorsun? Arı gibi. Fiile nasıl sorusu sorulduğunda aynı zamanda durum zarfı bulunuyor muydu? Evet. O zaman soru şöyle gelecek. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir edat önündeki isimle öbekleşip zarf göreviyle kullanılmıştır diyecek. Ya da soru şöyle gelecek. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir edat önündeki isimle öbekleşip farklı bir görevde kullanılmıştır diyecek. Sıfat göreviyle kullandım. Zarf göreviyle kullandım. Şşt! Tatil gibisi var mı ya?
Tatil gibisi var mı? Bak. Tatil gibisi var mı? Soru anlamı neyle sağlandı? Edat. Mı Edat. Tatil gibisi. Tatil gibisi. Ne yaptım? Pişt, iyi bak. Tatil gibisi derken belirtisiz isim tamlaması yaptım. Ne gibisi? Tatil gibisi. Öyle değil mi? Bu belirtisiz bir isim tamlamasıdır kuzum. S burada kaynaştırmadır. Buradaki İ iyilik ekidir. Ne gibisi? Tatil gibisi. Burası belirtisiz isim tamlamasıdır. Demek ki edatları ben isim tamlamasında kullanabiliyor muyum? Evet kullanabiliyorum. Al işte. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir edat iyelik eki almıştır? E al, gördün işte iyelik eki almış. S'de kaynaştırma olarak gelmiş. Tatil gibisi dediğinde burada da ne yaptım sana? İsim tamlaması olarak kullandım. Peki hocam, gibi edat dedik, tamam. Cümleye her zaman benzetme anlamı mı katar? Yok. Anlamla alakalı bir soru da gelebilir. Çantayı kaptığı gibi koşmaya başladı. Çantayı kaptığı gibi hemen çabucak anlamı katıyor. Dolayısıyla gibiyi gördüğünüz yerde hemen böyle atlamayın benzetme anlamı var diye. Hayır. Gibi her zaman benzetme anlamı katmaz. 2017. 2007. Bir dakika bir kontrol edeyim ben yılını arkadaşlar. Bekleyin. Ha. 2012 pardon. 2012. 2012'de KPSS'de. Şimdi biz bu gibiyi anlatırken 2012'ye kadar, 2012 KPSS'ye kadar biz gibiyi anlatırken yanında sanki, tıpkı aynı şey diyorduk. Yani melek gibi kız, sanki bir melek ya da tıpkı bir melek diyorduk. Fakat arkadaşlar 2012 KPSS'de hangisi sorulmuştu? Bir saniye. Tıpkı sözcüğü, tıpkı. Tıpkı kelimesi çıktı. Ve ne olarak çıktı biliyor musunuz? Bu sözcük arkadaşlar zarf olarak çıktı. Zarf. Yani bu belirteç olarak çıktı. Sizler de hani bu bilgiden habersizsinizdir. Şu an artık haberli oldunuz da. Gibiyi görüyorsun, tıpkıyı görüyorsun. E diyorsun ki gibi edat. E o zaman dolayısıyla nedir? Tıpkı da edattır gibi bir mantığa girersin. 2012 KPSS'de bu soru olarak karşımıza çıktı. Bir metin vermiş, belli kelimelerin altını çizmiş, sırasıyla türlerini soruyordu. Ve tıpkı kelimesi karşımıza ne olarak çıktı? Belirteç olarak çıktı. Buna da dikkat edin diyorum. Evet, bu da tamam mıdır kuzum? Bu da tamamdır. O zaman bunu da silelim. Bir tane daha, bir tane daha. Kadar. Kadar kelimesinin tek başına anlamı var mı kuzum? Yok. O zaman kadar içinde daima edat diyebilir miyiz? Evet. Kadar içinde daima edat diyebiliriz. Kadar. Daima edat. Yazayım hatta şöyle. Daima edattır. Kadar da az önce gibi de anlattığım üzere arkadaşlar kadar da yanındaki isimle öbekleşip sıfat görevinde, zarf görevinde kullanılabilir. Mesela bacak kadar boyu var. Bacak kadar çocuk diyorsun. Boy isim mi? Evet. Bacak kadar boy dediğinde burası, buradaki edat, kadar edatı önündeki isimle öbekleşip ne görevinde kullanıldı? Sıfat görevinde kullanıldı. Öyle değil mi? Sabaha kadar çalıştım. Sabaha kadar çalıştım. Çalışmak fiil mi? Evet. Ne kadar çalıştım? Sabaha kadar. E burası da zarf oldu mu? Evet. Edatlar yanındaki sözcüklerle öbekleşip sıfat görevinde, zarf görevinde kullanılabilir mi? Evet. Edatlar peki tek başına yüklem olur mu? Hayır. Boyu bacak kadardı. Kadardı, yüklem diyemezsin. Bacak kadardı yüklem dersin. Peki sana bir soru soracağım. İyi dinle şimdi beni. Boyu bacak kadardı. Bacak kadardı yüklem. Tamam.
Şimdi sen burada yükleme. Neyi sorusunu mu soracaksın? Hani neyi bacak kadardı boyu deyip belirtili nesne mi diyeceksin? Seni yakarım. Bak öyle bir şey dersen seni yakarım. Buraya kadar getirmişim. Bu dakikadan sonra bunu yaparsan bak çok fena olur. Sevgili arkadaşım, kurban olduğum bak boyu dediğinde buradaki u onun anlamı katıyor, tamam mı? Onun. Yani buradaki u ne eki kuzum? İyilik eki. İyi dinle. Bir cümlenin önce yüklemi ardından öznesi bulunmuş. Yüklem ve özne senin temel ögelerindir. Önce yüklem ardından özne bulacaksın. Anladın mı? Sonrasında diğerlerinde herhangi bir sıraya uymana gerek yok. Nesneyi, tümleci bulursun. Bak kuzucum. Belirtili nesne var ya, belirtili buna neden belirtili nesne diyoruz biliyor musun? Bu kelime belirtme durum ekini alıyor. Belirtili nesne ne eki alır? Belirtme durum eki alır. Yani ismin i halini alır kuzum. İsmin i halini bulurken neyi, kimi sorusu sorulur kuzum. Fakat Türkçe'de bir tane ı-i yok. Kelimenin sonundaki ı-i onun anlamı katıyorsa, ona ait anlamı katıyorsa üçüncü tekil iyeliktir. Ve o belirtili nesne olamaz. Belirtme eki değil ki belirtili nesne olsun. Öyle değil mi? Bak şimdi. Bacak kadardı yüklem. Yüklemin hemen ardından özne bulunur. Özneyi bulmak için de an kim ya da an ne sorusu sorulur. Bacak kadardı. Bacak kadar olan ne? Boyu. Onun boyu hatta, onun boyu ama başındaki onun düşmüş. Tamlayan düşmüş. Bazı öğrencilerim onun gizli özne diyor. Kurban olduğum canımın içi onun diye bir gizli özne yok. Gizli özne ben, sen, o, biz, siz, onlar. Onun, benim, senin. Böyle bir gizli özne yok. Tamam mı? Boyu bacak kadardı. Bacak kadardı yüklem. Bacak kadar olan ne? Boyu. Özne diyeceksin ya. Özne diyeceksin. Tamam. Bak ne oldu aynı zamanda? Bir edat. Bir de ne kaldı? Boyu bacak kadardı. Bacak kadar idi. İdi imiş ise neydi kuzum? Ekeyle. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir edat ekeylem olarak yüklem olmuştur. Bir edat önündeki isimle öbekleşti ve ekeylem alıp ne oldu? Yüklem oldu. Soru böyle de gelebilir. Anladın mı? Evet canlarım. Üç tane çok önemli edatla giriş yaptım. Bir sonraki videoda şahane şeyler gelecek. Sıkıldıysanız bir ufak mola verelim. Bir sonraki videoda görüşelim. Hadi kendinize iyi bakın.